Ulusal Kanal'dan Haber Artı'dan herkese iyi akşamlar. Yine dolu dolu bir Haber Artı ile karşınızdayız sayın seyirciler. İlk bölümde gazeteci yazar Rıza Zelyut bizimle birlikte olacak. Rıza Zelyut'la Musul meselesini, Barzani'nin Türkiye'ye gelişini, Suriye'deki son durumu ve Rusya ile yaşadığımız krizi konuşacağız. Yine Tahir Elçi olayındaki soru işaretlerine bir göz atacağız. İkinci bölümde ise iki konuğumuz bizimle birlikte olacak. Maket üzerinden ev alan, dolayısıyla dolandırılan Memduha Kayacan ve mağdurların avukatı Sayın Orhan Boran bizimle birlikte olacak. Saatlerimiz tam 20.01'i gösteriyor ve Haber Artı başlıyor. Evet, ilk bölümde konuğumuz gazeteci yazar Rıza Zelyut. Rıza Zelyut, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Umut, iyi yayınlar diliyorum. Rıza abi, uzun zaman oldu birlikte yayın yapmayalı sanki, değil mi? Valla seni görmeyince zaman çok uzatmış gibi geldi bana da. En son hafta içi yaptığımız değil mi program vardı, konuşa konuşa orada seni ağırlamıştım. Ondan sonra ilk kez Haber Artı'da ağırlıyorum. Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Birçok gelişme var, birçok başlık var seninle değerlendirmeyi düşündüğümüz. Tabii onların en başında bana sorarsan bir gazeteci duyarlılığıyla bugün yaşanan gelişme. Barzani'nin Türkiye'ye gelişi var. Yani Barzani'nin Türkiye'ye gelmesi ki tabii Musul'daki askeri varlığımızın artması. Bu son durumu konuşarak başlayalım istersen. Barzani ilk kez Türkiye'ye gelmiyor ama sanki bu Türkiye'ye gelişi bir öncekilerden, daha öncekilerden biraz daha farklı gibi. Yani direkt şöyle sorayım. Türkiye'nin yalnızlığını, ben hızla yalnızlaştığını görüyorum. Barzani giderebilir mi? Barzani'nin Türkiye'ye gelişi ne anlam ifade ediyor senin için? Yani Türkiye'nin tabii dış politikasının 2010 yılından sonra AKP'nin işte attığı adımların duvara toslaması neticesinde çok kötü bir hal aldığını görmekteyiz. Ve yakın müttefiki olan ülkeleri kaybediyor Türkiye. Yani bir Rusya örneği, bir Putin örneğiyle bir Beşar Esad örneğini yan yana koyun. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu insanlarla ilişkilerine bir bakın, geçmişteki ilişkilerine. İkisiyle de çok samim olduğunu, dost görüntüsünü verdiğini görüyoruz. Ama bugün hem Esad'la hem de Putin'le kanlı bıçaklı hale geldik. Yani burada tek sorumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır demiyorum. Tek sorumlu Türkiye'dir de diye bir iddiamız yok. Böyle yapmak Türkiye'mize haksızlık olur. Ama sonuçta Türkiye'yi yönetenler Türkiye'nin dış politikasını yönetemediler ki dost göründüğümüz çok ciddi ticari ilişkilerimizin bulunduğu bu ülkelerle kanlı bıçaklı hale geldik. Peki Türkiye şu soruyu sormalı kendisine. Rusya ile ve Suriye ile kanlı bıçaklı hale geldik de kazanımımız ne oldu? Bir de ne kazandığımıza bakmalıyız. Kayıplarımızın büyüklüğü ortada. Daha da bu bize yansıyacaktır. Kazandığımız hiçbir şey yok. Sadece ve sadece bir zalim Beşar Esad efsanesi oluşturulup o Esad'ı kötüleyerek kayıplarımızın üstü örtülmeye çalışılıyor. Yani dünyada Türkiye gibi başka ülkelere dizayn vermeye çalışan ülkelerin, özellikle küçük ülkelerin başı beladan kurtulmaz. Yani Türkiye bir Amerika değil. Türkiye gerçekten biraz Amerika olmaya mı soyunuyor? Yani bu Barzani, Musul askeri varlığının artması, öyle mi anlayalım? Yani şimdi bunun altında başka derin şeyler var. Yani? Olay şu. Özellikle Rusya'nın Kırım'a girmesinden sonra ve Ukrayna'yı da istikrarsız hale getirmesinden sonra NATO ve benim Atlantik İttifakı dediğim NATO güçleri Rusya karşısında geri adım atmak zorunda kaldılar. Rusya bununla yetinmedi. Ne yaptı? Suriye'ye girdi. Ve Batı'nın karşısında olduğu Esad rejimini desteklemeye başladı. Ve IŞİD güçlerini de çok ciddi anlamda vurmaya başladı. Şimdi bu durum karşısında Türkiye'nin iç sorununa baktığımız zaman bu süreç içerisinde de F tipi örgüt, çete Tayyip Erdoğan'ın üzerine yüklendi. Bakın, İlginç bir zamanlama. Denk düşümdür. Rusya'nın oraya inmesi beklenmiyordu ama F tipi çete Türkiye'de
iktidara, Tayyip Erdoğan'a daha doğrusu saldırınca Tayyip Erdoğan bunların arkasında Amerika'nın bulunduğunu bildiğinden ne dedi? Üst akıl, üst akıl diye Amerika'ya hitap etti ve hedef aldı. Hedef aldı, bir tür adını koymasa da böylece Amerika'yla Erdoğan arasında bir gerginlik oluştu. Bugün geldiğimiz nokta sevgili Ümit, bu gerginliğin ortadan kaldırıldığı ve Türkiye'nin yeniden Amerika saflarına geçtiği bir süreçtir. Bunun içinde yaşıyoruz. Nasıl oldu bu? En son örneği uçak krizidir. Rus uçağının düşürülmesi. Düşürülmesi. Şimdi burada karşımıza komplo teorisi çıkıyor. Olay şu, uçağı Türkiye mi vurdu? Yoksa? Amerika mı vurup Türkiye'nin kucağına mı bıraktı? Yani en basit anlatımı şudur. Ben yarınki yazımda, aydınlıkta bunu tahlil ettim. Yani Tayyip Erdoğan Amerika ile ittifakını yeniden tazelemek için, yenilemek için sıkışan NATO güçlerinin önüne geçmiş, Ruslara bir işaret, NATO işareti vermek üzere bu operasyona izin vermiş olabilir. Bu birinci seçenek. Bir de Amerika Türkiye'yi Orta Doğu'da yanına çekebilmek için, onu mecbur bırakmak için Rus uçağını Türk uçaklarına vurdurmuş olabilir. Yani bunun nasıl olabileceğini askeri uzmanlar açıklayabilirler. İlkinde Amerika'dan ayrı münferiden Türkiye'nin tek başına kendisinin hareket ettiğini, böyle bir karar almış olduğunu. Yok, Amerika'dan ayrı olarak değil. Amerika ile ittifakı sağlamlaştırmak isteyen Erdoğan'ın yani Ruslara karşı... Ama her iki formülde de, her iki ya da tezde de sonuçta Türkiye ile Batı'nın, Amerika'nın ya da dahil olduğu NATO'nun bir araya gelmesi... Hedef bu. Hedef bu. Buna yaradı diyorsunuz yani. Buna yaradı. Uçağın düşmesi buna yaradı. Şimdi bakın, uçağın düşürülmesi. Evet, buna yaradı. Bu süreç Türkiye'nin NATO güçlerine dahil edilmesi sürecidir. Bunun bir ucu da çözüm sürecinin yeniden masaya getirilmesine bağlanacaktır. Onu bağlayacağız. Şimdi onu kenarda tutalım ve Tahir Elçi'nin katledilmesi olayının da bu süreçle bir bağlantısı var. Şimdi sırayla ona gidelim. Ona da geleceğiz. Ama önce şeye gelelim. Sevgili Umut, şimdi nereden çıkartıyorsun Rıza Zeylit bu komplo teorileri, nasıl oluyor da imal ediyorsun bunları diye sorabilirsiniz. Bakınız, bu Amerika'nın bir politikasıdır. Şimdi kendine mecbur bırakıyor. Mecbur bırakıyor. Kanıtı ortada. Amerikalı cumhuriyetçiler de, demokratlar da, Orta Doğu'da Sünni İslam merkezli bir hareket yaratmak peşindeler. Ve bu hareketin bir yedek gücü de Kürtler, etnik olarak onları kışkırtma. Bu iki süreç içe. Şimdi örneği var. Yarınki yazımda naklettim ben. Hillary Clinton. Dış İlişkiler Konseyi'ne gidiyor. CFR meşhur örgüte. Orada bir konuşma yapıyor. Ne diyor? Konuşmasında diyor ki, Orta Doğu'da ikinci bir Sünni uyanışa ihtiyaç vardır. Ve bu Sünnilerle Kürtleri birleştirmek lazım, Kürtleri silahlandırmak lazım. Türkiye Kürt güçlerini vurmamalı, yani PKK'yı kastederek. Tam aksine onlara destek olmalıdır diyor. Şimdi bunu söyleyen bir cumhuriyetçi değil. Bunu söyleyen Amerika'nın Obama'dan sonra başkan adayı olmasını beklediği Demokrat Partisi'ni temsil eden bir kişi, bir politikacı. Geçmişin de Dışişleri Bakanı. Hı hı. Şimdi buradaki tehlike şu. Hillary Clinton gibi laik bir ülkede yetişmiş ve demokrasisinin temeline laikliği yerleştirmiş olan bir Amerikalı siyaset insanı Orta Doğu'da laik bir uyanışı önermiyor, ikinci bir Sünni uyanışı öneriyor. Ne demek bu? Birinci Sünni uyanış IŞİD'di. IŞİD ortadan kalktığı zaman onun yerini dolduracak yine İslamcı örgütlerden bahsediyor. Ama bunlar Sünni olmalı diyor. Burada çok acıklı bir şey var. Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın da kulaklarını çınlatarak söyleyelim. Maalesef Orta Doğu'da veya Kuzey Afrika'da İslam ülkelerinde Sünni güçler Amerikan emperyalizmine maalesef hizmet eder duruma düşürülüyor. Şiiler
Bakın burada Şiilik propagandası yapmıyorum. Hı hı. Bakın Şiilerin hakim olduğu coğrafya ile Sünnilerin hakim olduğu coğrafya bakın. Şiiler Amerikan emperyalizmine karşı bir biçimde karşı dururken Sünni yönetimler Amerikan emperyalizminin arkasında durup onun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Afganistan dahil Asya'ya yerleşmesinde yardımcı oluyorlar. Şimdi Türkiye bu plana uyuyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın bu planın kucağına bir anlamda tık diye oturuyor diyorsunuz. Evet. Peki o zaman şunu sorayım Sayın Zellüt. Yani şunu net görüyoruz. Uçak düşürülmeden önce Türkiye ile işte Erdoğan'la Putin görüşüyor. Erdoğan Moskova dönüşü Esad'lı geçiş diyor. Evet. Bir bakıyoruz Merkel diyor Esad'lı geçiş. Yani Türkiye'nin yani İran'la yaklaştığını ya da işte Rusya ile yaklaştığını görüyoruz. Suriye'de Esad'lı geçişi olarak bunlar telaffuz edilir hale geliyor ve bir uçak düşüyor. Rusya ile tamamen taban tabana zıt bir pozisyona konuma itiliyoruz. Bir düşmanlık adeta devamlı, bir tansiyon devamlı yükseliyor. Ekonomik yaptırımlar, enerji politikaları, her şey askıya alınıyor. Hani Rusya örneğin buna niye izin veriyor ya da niye bu kadar hani tansiyonu yüksek? Oyun buysa, bu oyunu biz okuyoruz. Rusya okuyamıyor mu ya da okuyorsa niye Türkiye'yi bırakıyor? Yani müttefikini niye kaybetmeyi göze alıyor? Şimdi bizi izleyenlerin Ulusal Kanal .com.tr'de ki yazıma da bir göz atmalarını istiyorum. Atlantik Pasifik Savaşı'nın yemi Türkiye. Evet. Şu an yaşanan olay Atlantik Pasifik Savaşı'nın gökte devam eden halidir. Daha savaş yere inmedi. Ne demek bu? Atlantik yani Batı dünyası Avrupa ve Amerika'nın oluşturduğu kamp ile başını Rusya'nın çektiği, şu an İran'ın fiilen desteklediği, Çin'in ise ekonomik olarak arkasında durduğu Pasifik kampı Suriye'de geldi, çatışma haline girdi. Yani düşün, Suriye'ye Amerika doldu, İngiltere girdi, Almanya girdi, Hollanda girdi, Kanada girdi. Yani başkaları da var. Portekiz'in, İrlanda'nın gemisi var bugün. Evet, şimdi oraya Akdeniz'de. Bu kadar insan, devlet doluşuyor ve Rusya girdi. Şimdi neyi bunlar burada şey yapıyorlar, mücadeleyi niçin yapıyorlar? IŞİD bahane Orta Doğu'ya, orası dünyanın merkezi konumunda görünüyor. Hakim olma mücadelesi var. Şimdi başta konuşmamın söyledim. Hı. Rusya'nın iki hamlesi oldu kendi bölgesinde. Kırım'ın ve Ukrayna'nın şey yapılması, ele geçirilme çabaları ve bunun Suriye'ye sarkıtılması Atlantik'in cevap verme gereğini ortaya çıkardı. NATO'nun. Şimdi NATO şeye girdi, Suriye'ye girdi. NATO ile Rusya karşı karşıya. Şimdi tamam. Türkiye'yi, Amerika tarafsız olan Türkiye'yi bir biçimde mecbur etti. Üstüne biraz Tayyip Erdoğan'ın üstüne şeyi de salarak, Fethi Bütçete'yi de salmak suretiyle. Hı hı. Onu mecbur etti kendi yanına geri çekmek için. Ve Tayyip Erdoğan bu uçak olayından sonra iyice yalnız duruma düşünce şimdi Amerika'ya mecbur kaldı. Türkiye Amerikan kutbuna çekildi ve şu an şunu anlamaya çalışıyor. Evet. Rusya neden ittiriyor o zaman Türkiye'yi? Yani örneğin Rusya'nın çıkışlarında Sayın Erdoğan ve ailesine de falan şeyler var. Yani değil mi? Argümanlar sürülüyor, öne sürülüyor. Evet. İşte petrol ticaret falan. O zaman bu neden? Yani Rusya niye Türkiye'yi adeta itmeye çalışıyor? Şimdi bunu nasıl anlamlandırıyorsun? Şimdi bu uçağın vurulması meselesinde komplonun üçüncü bir ayağı daha olabilir. O da şu. Hmm. Bu da şu. Hayır, ne olabilir? Buyurun. Bu Putin'in kendi uçağını bile bile vurdurması olabilir. Bakınız. Hmm. Rusya kendi uçağını bile bile vurdurmuş olabilir. Çünkü ben olaydan sonra hemen şunu yazmıştım. Bu olaydan karlı çıkan Rusya oldu. Çünkü artık gemilerinin tümünü Doğu Akdeniz'e yerleştirdi. Vurucu gemileri. Denize de hakim oldu. Suriye'de de istediğini yapacak ve Türkiye'yi de üste kurdu. Kuşatacak, kımıldatmayacak bir pozisyon elde etti. Yani şimdi olay şu. Putin zannediyorum ki Amerika ile Tayyip Erdoğan'ın bir biçimde yan yana geldiğini, yeniden bir araya geldiğini gördüğü için Türkiye'ye karşı da kuşatıcı ve yıpratıcı bir tavrın içerisine girdi. Yanlış tabii bu. Çünkü
Bu işte Türkiye kaybedecek ama Rusya da kaybedecektir. Türkiye'yi bu kadar hedef tahtasına koyması yanlış oldu. Putin'in önemli yanlışlarından birisidir. Yani Türkiye'ye bu kadar kabadayılık yapması bizim Rusya'dan beklediğimiz olgunluğun gerisinde kalmıştır. Bunun altını çizelim. Yani Rusya'yı aklı selime davet etmek mecburiyetindeyiz Türkiye konusunda. Türkiye itiyor. Peki şu olabilir mi? Bu da söyleniyor. Burada konuklarımız söylüyor. Okuyoruz, yazıyoruz. Evet. Amerika ile Rusya anlaştı esasında. Evet. Yani bu esasında bir anlaşma. Bu uçakta hani evet. Bu uçağın düşürülmesi de onun bir ateşleyici unsuru oldu. Yani hani komplo teorisi ise evet. Böyle bir anlaşma söz konusu olabilir mi? Yani bölgenin yeniden sınırların çizilmesi, devletlerin sınırların yeniden belirlenmesi noktasında bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekçi mi? Yok, ben ona inanamıyorum. Amerika ile Rusya'nın anlaştığını gösteren bir işaret yok. Suriye'de bunlar çatışma halindeler ama anlaşmalı bir çatışma. Birbirlerinin egemenlik haklarına saygı gösteriyormuş gibi orada gökyüzünde bir gövde gösterisi yürütülüyor. Yani açık açık Rusya Suriye devletinin arkasında duruyor. Amerika ise Suriye devletini bir biçimde yıkmak peşinde. Tekrar ediyorum, Hillary Clinton'un o sözü. Yani Orta Doğu'da ikinci bir Sünni uyanış. Sünni uyanış yaratmak mecburiyetindeyiz sözü aynı zamanda İran'ı da hedef alan bir şeydir. Bakın bundan sonra gazetelerimizde İran'ın imajını bozacak, kötüleyecek sık sık haberlerle karşılaşacağız. Bir kahinlik yapıyorum ben burada. Açıkça söylüyorum bunu. Çünkü İran Amerika'nın İran Rusya'nın Orta Doğu'daki en önemli müttefikidir. Ve hem Suriye'de devlet yönetiminde etkisi vardır. Irak'ta ise halk üzerinde oradaki halkın %60'ı 65'i Şii olduğu için halk İran'da. Üzerinde etkisi var Irak'ta. Öyle olunca şimdi Amerika Rusya'nın İran'ı kullanarak hem Irak'ta hem de Suriye'de hakim pozisyona geçmesini istemiyor. Clinton'ın Sünni uyanış yaratmalıyız demesinin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Demek ki İran ve Rusya ile Amerika anlaşabilmiş değil yani bu konuda. Ama ileride anlaşabilirler. İki devlet otururlar bir masaya. Biz bu bölgeyi nasıl çatışmadan, savaşmadan sömürebiliriz? Özetle söylemek lazımsa sömürebiliriz diye masaya oturabilirler. Şimdilik bunun için Amerika'nın elinde iki güç var. Bir, Sünni Müslüman grupları kışkırtarak onları terör eylemine, yeni terör eylemlerine yönlendirmek ve onlar üzerinden Şiileri hedef göstermek suretiyle özellikle bu çatışmaları devam ettirmek. İki, Kürtleri iyice kuvvetlendirmek, piyasaya sürmek. İşte bizim Türkiye'nin Irak'a Musul civarına asker göndermesi de bence, burada bir anlam kazanıyor diyorsunuz. Bence evet. Tayyip Erdoğan'la Obama arasında varılmış olan anlaşmanın bir parçası. Yani şeye karşı bakın Sünni Araplar da dahil olmak üzere Irak'ta eğer Amerika çekilirse o Araplar bugünkü Korsan Kürdistan Devleti'ni 6 aydan fazla yaşatmazlar. Orada bir yaşam alanı bulamaz diyorsunuz. Bulamazlar. Barzani'nin ya da o Kürtlerin bir desteğe ihtiyacı var. Ha desteğe ihtiyacı var. Şimdi Amerika onun için Türkiye'yi hamiliye zorluyor. Adına ne derseniz deyin oraya gönderilen komandolar ve tanklar IŞİD'e karşı değil tam aksine IŞİD'in veya Arap güçlerinin Kürdistan dedikleri Barzanistan'a, Korsan Kürdistan'a yapabilecekleri bir saldırıyı önlemek, orada bir güç oluşturmak, Kürtler adına bir güç oluşturmaktır. Türkiye'ye böyle bir koruyucu görevini vermiş. Benim görüşüme göre Amerika ile yapılan bir anlaşma sonucu oraya girmiştir. Bakın Amerika ses çıkarmıyor. Türkiye'nin orada ne işi var demiyor Amerika. Evet. Yani o zaman şu Kürt koridoru ya da İsrail koridoru, bu koridorda
engellenemez yani bu anlamda. Yani bu planlarla bakıldığında doğru mu? Şimdi bu Barzanistan'ın veya Korsan Kürdistan'ın kurulması Amerika'nın Orta Doğu'yu karıştırma projesinin bir parçası. Onu artık herkes biliyor. Ama aynı zamanda da İsrail'in üzerindeki baskıyı alarak kuzeye naklediyor. Yani nereye? Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye. Kürtlerle şeyler arasında, Araplar arasında bir çatışma çıkacak ileride. Türkiye de buna müdahil olacak. Yani Türkiye de bu işin içerisinde bulunacak. Yani bir biçimde bir Kürdistan'ın kurulması Türkiye'nin işine gelmeyecek. Ama hamir rolü verildiği için müdahale etmek zorunda kalacak belki. Belki etmeyecek. Yani sürekli bir çatışma unsuru halinde bir yapı oluşturuldu. Suriye'ye, pardon, oraya girmemiz, Irak'a girmemiz, Musul'a, Musul bölgesine kuvvetlerimizi yerleştirmemizin temel sebebi Amerika'nın Kürtleri koruma projesidir. Ve bunun sonucunda şunu da söyleyebiliriz, hı hı, sevgili Umut, Kürtleri koruma projesi sonuçta çözüm sürecinin de er geç buzdolabından çıkartılarak masaya getirilecek. Tekrar gündeme gelmesi gösteriyor anlamına gelir. O zaman buradan Tahir Elçi olayına bakalım. Evet. Şimdi Tahir Elçi olayı hala karanlıkta. Akla birçok soru geliyor. Bir gazeteci olarak siz neleri sorguluyorsunuz öğrenin. Sizin aklınıza gelen sorular ne? Ve bu anlattığınız planlar ve bölgedeki gelişmelerde bu olay nereye oturuyor? Aynen Tahir Elçi'nin katledilmesini, Tanrı rahmet eylesin, hı-hı, Tahir Elçi'ye, Hrant Dink'in öldürülmesine benzetiyorum. O zaman da yazmıştım öldürüldüğünde. Hı hı. Onu milliyetçilere, yurtseverlere yıkmışlardı. Yani kim? Bir suikast diyorsunuz bunu. Suikast. Aha. Kesinlikle suikast bu. Ve bu olay Güneydoğu bölgesinde artık devletin tarafında yer alan veya artık tarafsız kalan, çatışmadan bıkmış olan Kürt kökenli yurttaşlarımızı yeniden sokağa dökmeye yöneliktir. Birinci amacı budur bu cinayetin. İkinci amacı da... Bu amaca ulaştın mı peki? Hayır, ulaşamadılar. Ama Güneydoğu bölgesinde görüyoruz, her gün bir şehit haberi geliyor. Yani halk yok sokakta ama çok ciddi olarak PKK güçleri var. Bir de bunlara gençlik kolu, mençlik kolu gibi laflar takıyorlar. Yani PKK'nın gençliği yok, şunun yok, bunun gençlik kolu yok. Kardeşim ne gençlik kolu? Onlar PKK militanları, PKK'lı teröristler o sokakları kazanlar. Efendim makineli tüfekle polise, askere ateş açanlar, roket atarla oraya keşfe gelen savcıları bile öldürmeye kalkışanlar. Bunlar PKK'lı militanlardır. Türkiye'de şehirlerin artık bir bölümüne güvenlik güçleri giremiyor. Yani Türkiye ne hale getirildi? Başımızda bir de böyle bir büyük bele var. Niçin yapılıyor bu? Çözüm sürecini masaya getirin de anlaşalım. Neyi de anlaşacağız sevgili Umut? Siz Türkiye Cumhuriyet olarak Güneydoğu'yu bırakacaksınız. Güvenlik kuvvetlerinizi buradan çekeceksiniz. Buraları biz yöneteceğiz. Yani Kuzey Irak'taki Kürdistan'ın Güneydoğu Anadolu'daki bir parçasını oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim bölgeye onlar Kuzey Kürdistan derler, Güneydoğu Anadolu'ya. Hı hı. Şeye de Kuzey Irak'a da Güney Kürdistan derler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Kuzey Kürdistan'ı Barzanistan'a eklemeye çalışıyor. Bütün mücadele buna yöneliktir. Zaten meclistekiler de, meclisteki HDP milletvekilleri de bunu açıkça söylüyorlar, inkar etmiyorlar ki. Tahir Elçi olayının bu planın ortasında oldu. Peki kim öldürdü yani tetiği çeken, bu suikastın arkasındaki isim ya da örgüt PKK ben mı? Ben şöyle yazdım, hı-hı, bunu. Bu işi planlayan Amerika'dır. Paris'te bombayı patlatan da Amerika'dır. Kimse kusura bakmasın. Çocuk değiliz biz. Fransız gizli örgütünün de bilgisi dahilinde orada Avrupa kamuoyunu efendim Müslüman dünyasının karşısına dikebilmek ve Suriye'ye IŞİD'le mücadele ediyoruz diye NATO güçlerini sokabilmek için Paris'te patlatılan bomba neyse Diyarbakır'da Tahir Elçi'nin öldürülmesi de aynısıdır. Ha, kimi kullanmış olabilir Amerika? İki şey var. Bir, IŞİD militanlarını bu işte kullanmış olabilir diye düşündüm. Hı hı.
PKK militanlarını kullanmış olabilir diye ben düşündüm. Ama akla en uygun gelen PKK militanlarıdır. Çünkü bunlar şehirlere yerleşmişler. Evet, dünkü zaten, aydınlığın değil mi evet. Manşeti bunu akla getiriyor. Yani oraya yerleşen 400 tane militandan, evlere yerleşen militandan, uzun namlulu işte silahlar kullanan militanlardan bahsediyordu dünkü aydınlık. Soru işaretini gündeme getirmişti. Siz de biraz onu işaret ediyorsunuz yani PKK diyorsunuz bunun arkasındaki güç. Sevgili Ümit, Murat Karayılan bu seçimlerden önce Kandil'den seslendi. Dedi ki Kürtlere sesleniyorum. Mahzenlerinizi silahlarla, bombalarla doldurun, hazırlığınızı yapın dedi. Ya bunlar medyada yer aldı. Bunu ben sadece ben bilmiyorum. Herkes biliyor bunu. Yani diyor ki bombalarla, silahlarla mahzenlerinizi doldurun dedi. Bombalar, silahlar mahzenlere dolduruldu. Güvenlik kuvvetleri müdahale edemediler. Demokrasi ve özgürlük diyerek Güneydoğu'yu bombalarla, silahlarla depo haline getirdiler. Dünyada böyle bir rezalet görülmüş değil. Şimdi polis ne yapsın? Polis baş edemiyor. Çözüm ne? Çözüm sıkı yönetim ilan edip orada askeri de devreye sokmaktan geçiyor. Yoksa her gün bir şehit haberi gelecek bize. Askerden niye korkuyorsunuz? Peki Rıza Zel, sürenin biraz sonuna geliyoruz. Tahir Elçi ile ilgili son sözümü söyleyeyim o şu. Tahir Elçi çözüm sürecini yeniden masaya getirtmek için Amerikancı güçlerin PKK ile birlikte organize ettikleri bir suikast olayıdır. Ben ailesine başsağlığı diliyorum. Hı hı. Hrant Dink'in eşine bacım diye bir köşemde yazı yazmıştım. Hrant'ın dostları bu cinayetin arkasındaki unsurlardır. Aman dikkat et, sen milliyetçileri ve Atatürkçileri suçlamaya kalkışma demiştim. Buradan aynı biçimde Tahir Elçi'nin eşine de sesleniyorum. Hı hı. Bacım, bu cinayeti işleyenler milliyetçiler, Türkler değildir. Bu cinayeti Amerika sırf o Barzanistan, Kürdistan projesini gündeme getirmek için işletmiştir. Başınız sağ olsun diyorum onlara. Peki. Peki Rıza Zel, çok teşekkür ediyorum. Birçok başlığı değerlendirme fırsatı yakaladık. Bir yarım saatte katılıp katkıda bulundunuz. Eksik olmayın. Evet, hızla gittik, yol aldık. Güzel ne kadar oldu. Alabildik bilemiyoruz tabii. Evet, Rıza Zelyuttu konuğumuz efendim. Birçok başlığı değerlendirme fırsatı bulduk. İşte Barzani'nin Ankara'ya gelişi, Rusya ile tırmanan kriz, bölgedeki gelişmeler, Hillary Clinton'ın kurduğu önemli cümle, bir Sünni uyanış ve Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanacaklara, tüm bu olayların ortasında da Tahir Elçi olayına bir göz atma fırsatı bulduk. Kendisine teşekkür ediyoruz, uğurluyoruz. Diğer konumuza da yavaş yavaş geçiyoruz efendim. Ana haber bültenimizde vermiştik. Onların hikayesine benzer birçok hikayeyi daha önce de duyurduk. Bu sefer adres Bulut İnşaat oldu. Bulut İnşaat'tan 2010 yılında maket üzerinden ev aldı yurttaşlarımız. Ve 5 yıl geçti. Aradan geçen 5 yıl sonunda bugün dolandırılan o yurttaşlarımız inşaat firması önünde eylemdeydi. Önce o haberi bir ekranlarımıza getirelim. Ardından konuklarım olacak, bu konuyu konuşacağız. Henüz ev yok.